diri diri kız çocuklarının toprağın için gömüldüğünün hesabını soran bir kitabın müntesipleri, diri diri enkazlara o insanların niçin gömüldüğünün hesabını sormakla mükelleftir. Çalışma, yardımlaşma, dayanışma kültürümüzü STK kalıbına döküp, bu STK kalıbını da yardımlara ve fonlara bağlayan bir zihniyet. Yardımı bir yerden alıp bir yere taşıma ya sıkışmış bir yardımseverlik var burada. Yani soru sormaksızın bir yardımlaşma kültürü var. Yani bu soruları sorma ama gel yardım et. Yardım muhafazakarlara bakıyor, hak ihlallerine itiraz sosyalistlere bakıyor. Gibi bir parçalanma var Türkiye STK sahasında. Kardeşim sen buraya kurban kesmek, su kuyusu açmak için mi gittin? E oradaki kardeşlerimizin buna ihtiyacı tamam oradaki kardeşlerimizin ihtiyacı var da sen Afrika uyanışını ne zaman gündem alacaksın? Mesela Afrikalı senden beyazlardan hep yardım mı alsın? Her ıslah bir hizmettir ama her hizmet bir ıslah değildir. Bazı hizmetler var ki toplum başına beladır. Der ve uyarır öğrencilerini Ali Şerati. Halkımız için hizmet, 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 hizmet. Ya böyle bir hizmet psikopatlığı istenmedi bizden. Bu depremin olduğu ilk e, dakikalarda ben televizyon karşısındaydım. Yatmamıştım geceleyin. Medyada haberlerde geçer geçmez tabii ben de yakınlarıma işte deprem bölgesinde bulunan tanıdıklarıma ulaşmaya çalıştım. Türkiye'de şöyle güzel bir şey var. E, i̇nsanlar hiç tanımadığı insanlar için yani kanatları olsa kuş olup uçacak yani hiç tanımadıkları insanlar şimdi daha iki dakikada koştular. Bu, bu ülkenin bence en büyük avantajı. Yani müthiş bir şey bu. Müthiş güzel bir şey. Elinden bir şey gelmeyeceğini bilen bile kendini oraya atmaya çalıştı ki olur ki belki bir beton kaldırırım, bir taş kaldırırım. Hiçbir şey yaramasam çay yaparım. Kapıların önünü süpürürüm diyen insanlar vardı yani. Çadır kurmaya yardımcı olurum diyen insanlar vardı. O yüzden Türkiye'de Dini, dili, ırkı e, ne olursa olsun bu deprem zamanında birçoğuyla tanıştığım ve birçoğundan da haberdar olduğum e, ama tanımadığım da birçok insan var. Hepsinden Allah razı olsun. Biz depremin ilk 10-11. gününe kadar e, Tarlabaşı Dayanışma içerisindeki bir grup arkadaşımız... E, İstanbul'da kaldık. Ee, Muhammed Satık Yaşar isminde organizasyonu çok güçlü bir arkadaşımız var. Onun koordinasyonunda buradan e, bölgeye giden arkadaşlarımıza biz e, hem yardımları ulaştırma, hem malzeme bulma, hem de oraya giden arkadaşların oradaki çalışmalarına destek olma anlamında bir nevi e, bir koordinasyon görevi gördük. Bir grubumuz da hızlı bir şekilde küçük kamyonetlere yardımlarını toplayarak bölgeye yetiştirdiler. İlk, i̇kinci günden itibaren birçok arkadaşımız sahadaydı ve oradaydı. Yavaş yavaş bizim işte sahadan tanıdığımız farklı STK'lar, yardım grupla kurumları veya şahıslar bazında insanların hepsi deprem bölgesine gittiler. Ee, olumlu gördüğüm şey bu iştiyak, bu ruhtu yani. Daha e, ee, dezavantajlı veya yardım kültürünü biraz sorgulayacağımız veya bu anlamda üzerine düşüneceğimiz tartışmak istediğim tarafları var tabii ki. Ama tabii burada şuna dikkatle gitmek istiyorum. Ee, bu tür durumlarda sahaya hızlıca çıkabilen STK'ların o çıkabilme hızı ve pratiği çok önemli. İşte bu depremde de gördük ki ağır hantal yapılar, devletli yapılar yer yer birçok yere yetişemezken oralara ilk gidenler bireysel insanlar, bireysel yardım götürenler ve e, STK'lardı. Haliyle bir STK ne kadar küçük olursa hamlesi, e, sahaya çıkması o kadar kolay oluyor. Yapı ne kadar büyükse kendi içindeki o karar alma mekanizması, o bürokrasisi onu hantallaştırıyor. Haliyle e, küçük ve hızlı olmanın ne kadar işe yarar olduğunu burada görmüş olduk. Bu anlamda ben Sahaya çıkan STK'ları e, Caniğöl'den tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Birincisi bu. İkincisi şöyle bir şey var. Bir felaket yamyamlığından bu anlamda bahsedebiliriz. Tırnak içinde felaket yamyamlığı dediğim şey tabi burada e, yardım yapmak için sahaya giden insanlara yamyam diyor değilim. O yanlış anlaşılmasın. Bir kavram olarak bu e, sosyolojide var. E, bir STK pazarı var. Bu STK pazarı çalışma, yardımlaşma, dayanışma kültürümüzü STK kalıbına döküp bu STK kalıbını da yardımlara ve fonlara bağlayan bir zihniyet. Haliyle yardım ve fon olmadan harekete geçemeyen hatta var olan mağduriyeti yardım ve fon gelsin diye kovalayan bir ahlaksızlığa doğru savuruyor. O yüzden özellikle deprem zamanında veya farklı afetlerde var olan afet fonlarına yardım fonlarına tutunabilmek ve onları kendi kasasına çekebilmek için e, bu sefer kraldan çok kralcı, gereğinden fazla bağıran, e, var olan mağduriyeti pornografikleştirerek servis eden ama bunun arkasında birtakım destekler, hibeler, fonlar bekleyen bir kültüre dönüşüyor. İşte bu bence yardımseverliğin veya hayırseverliğin kirlendiği bir yer. Çünkü yardımseverlik, hayırseverlik alan-veren e, ilişkisi içerisinde olduğu için alanı alırken mahcup etmeyen, vereni de verirken şımartmayan bir e, disiplin içerisinde olması gerekiyor. Yani varlıklı olan, elinde olan, paylaşacak olanın verirken e, gururlanmayacağı bu anlamda ve herhangi bir kibre kapılmayacağı alanın da aldığı için yerin dibine, girmeyeceği, mahcup olmayacağı veya kendisini yardım aldığı için aşağılanmış hissetmeyeceği bir e, paylaşma düzenini bizim inşa etmemiz gerekiyor. Bu potlaç olabilir bu. Bu armağan duygusu, e, hediyeleşme anlamında yani bir eşit ilişki, eşitler ilişkisi kurun, kurulması gerekiyor. Haliyle e, özellikle mağduriyet ne kadar büyürse o mağduriyetin etrafındaki STK'cılık da e, mantar gibi bitiyor. Yani birdenbire sonu yardımlaşma dayanışma derneği diye kurulmuş yüzlerce dernek başvuru yaptı bu deprem zamanı. Yani ve bu çalışmalar eksik tuşuna sıkışmış durumda. Yardımlarınız yerine ulaştırılıyor. Yardımlarınız işte güvenle yerine ulaştırılıyor. Yani hep bir nakliyecilik. Yardımı bir yerden alıp bir yere taşıma ya sıkışmış bir yardımseverlik var burada. Yani kamyona doldur gönder. İşte araca doldur gönder. Yardımlarınız yerine ulaştı. Yardımlarınız yerine ulaştı. Böylelikle yardım yapanla yardım yapılanın arasında ara komisyoncular gibi çalışıyorlar. Ve sonra ne oluyor? Benim benzin giderim var. Benim işte eleman giderim var. İşte benim kendi o ortaya koyulan çalışmanın da bir maliyeti olduğu için maliyeti nereden karşılıyorlar bu sefer? Gelen yardımlardan karşılıyorlar. Yani 1000 lira geliyorsa yardım bunun 300 lirasını 400 lirasını benim giderim var diye oradan Oradan onu alıyor mesela. Bir mağduriyetin, toplumsal bir felaketin zamanında bu anlaşılıyor. Ama bu bir kültüre döndüğü zaman ne oluyor? Burada başka bir şey olmaya başlıyor artık. İşte o yüzden deprem bölgesindeki hızlı bir şekilde hareket edip de insanlara ulaşmaya çalışan STK'ların mesela depremin ilk 5 günü, 10 günü, işte 15 günü neyse orada bulunduktan sonra bölgelerine geri çekildiklerini gördük. Bu sefer bölgede kalan devlet şunu söylemeye başladı. Bakın herkes gitti biz kaldık. Demek ki neymiş? Herkes yalan biz gerçek diyerek insanların e, devlet dışında bir sahiplerinin olmadığı devlet dışında onları koruyacak hiçbir gerçeğin olmadığı ve buna ikna kani olmaları gerektiğiyle ilgili bir e, yaklaşımı var. E, haliyle insanların daha öz yönetimi, kendi iradesini felç edip iradesini sürekli kendisini temsil edenlere bırakması ve kendisini çaresiz hissetmesi, kendi felaketinden çıkış yolları anlamında öncesinde hiçbir çalışma yapmamasına neden oluyor bu durum. Demek ki bizim bir şey sıkıntımız var. Yani biz yoksula ve mağdura yardım etme üzerine bir anlayış kurduğumuz için hep dikey bir hayırseverlik. Yani zengin zenginin vicdanı biraz e, galeyana getirilecek. Bir takım görsellerle falan. Ondan sonra onlar da acıyacak işte yardımcı, yardım edecek. İşte 40'ta bir oranında yardımlar bir takım STK'lar aktarılacak. O zekatını vermiş olacak falan. Yatay bir dayanışma yok. Biz burada mağdurun mazlumun özne olduğu ihtiyaç sahibinin özne olduğu ve kendi bulunduğu mağduriyetiyle yüzleşerek e, buradan bir çıkış yolu oluşturduğu bir dayanışmayı konuşamıyoruz. Türkiye'deki STK'ların ağırlıklı yarattığı kültürde. Yani bize tırnak içinde bir ezilenlerin pedagojisi lazım. Bize mazlumların pedagojisi lazım. Bize yoksulların pedagojisi lazım. Çünkü bu mesele sınıfsal bir mesele. Bu mesele e, kendi içerisinde politik, etnik, sınıfsal, cinsel, mağduriyetler içeren bir mesele. Bu sadece böyle derneğini kur, 3-5 iş adamı bağla, ondan gelen yardımı yoksula garibana götür hikayesi içerisinde kalıyor. Bir sürü gencin enerjisini burada heba ediyorlar. Yani kermeslerde kadınları heba ederler. Kadınlar sadece kermes yaptırılır kadınlara. Kadınların topladığı paralar işte bir yerlerde kullanılır falan. Gençler de sürekli yelek giydirilir. O gençleri ben sürekli dobloların arkasında, kamyonların arkasında bir şeyleri indirirken, bindirirken görüyorum. Gencin ufkunu da hep yardım etmeye e, odaklıyorlar. Haliyle içinde yaşadığımız mağduriyetin e, kendisini aşma, burayla yüzleşme ve bunu bir daha yaşamama üzerine daha yapısal bir e, çalışma Bütününün içerisinde bırakmıyorlar. Yani böyle bir şeye geçemiyorsun. Haliyle e, STKların özellikle muhafazakar sağcı veya tırnak içinde İslamcı STKların e, iktidarla kurdukları ilişkide de bunu görüyoruz. E, i̇ktidarın dışına atılmamak için olabildiğince hak ihlalleri konusunda herhangi bir itirazları yok. Ama zekat ve infak geleneğini e, iyi bildikleri ve bu kültürden geldikleri için. Yardımlara kolay ulaşma yani çabuk yardım toplayabilme ve sahaya aktarma pratikleri çok gelişmiş bu anlamda. Ama bu insanlar hangi suçundan dolayı yoksul? Yoksulluk kader mi? İlahi bir plan mı? Yoksulluk başımıza ne için geldi? Efendim bu mağduriyeti biz ne için yaşıyoruz? Bu e, bir doğal felaket mi yoksa bizim inşa ettiğimiz kentlerin, şehirlerin altyapısı ve üst yapısıyla alakalı bir durum mu diye soru sormaksızın bir yardımlaşma kültürü var. Yani bu soruları sorma ama gel yardım et gibi bir şey. Daha soldan gelen, daha sosyalizan STK'ların veya gençlik örgütlerinin işte hareketlerinin ise mesela bu deprem bölgesi çalışmaları için söylemiyorum yani genelleyerek söylüyorum. Hak ihlalleri konusunda çok duyarlılar. Yani rapor tutmak, protesto yapmak, eylem yapmak, sol yumruk havada işte sloganlar atmak. Bunlar çok iyi, burada çok cevaller. Ama e, bir mahalle dayanışması kurma, yardım etme, yardımları toplama, o yoksulları kollama, koruma anlamında bir çalışma olmadığını görüyoruz. Yani yardım muhafazakarlara bakıyor, hak ihlallerine itiraz sosyalistlere bakıyor gibi bir parçalanma var Türkiye STK sahasında. İşte hem hak ihlallerine karşı çıkan, hem bu deprem bizim başımıza geldi, deprem değil bizi kapitalizm öldürür, deprem değil bizi devlet e, denetlemelerinin eksikliği, işte bu çalışmalar, belediyeler bunlar öldürür diye itiraz eden ama aynı zamanda da yardımını yapan yani çift e, bir kayın iki küreğini aynı anda çalıştıran bir anlayışa bizim ihtiyacımız var. E, bu ikisini biz bir, bir arada olan STK'ları sahada, 10 STK'dan belki bir ikisi böyledir yani bundan sonrası için yeni kurulacak şehirlerde, o şehirlerin sosyolojisinde, o şehirlerde bir hayat olacak, İnsanlar yine sevdaları, aşkları olacak, yine çorbalar kaynayacak, yine esnaf e, darabalarını açacak. Yani hayat durmayacak yani. Yine akmaya devam edecek. Ama madem biz Türkiye'nin bazı gerçekleri var anladık ki deprem, sel, efendim toprak kaymaları, işte madenler, gibi e, içinde yaşadığımız ülkenin ekolojisi de şu an yeni kurulacak sosyolojinin içerisinde mutlaka e, göz önünde bulundurulmalı. Neden? Eko kırım dediğimiz aynı soy kırım gibi bir eko kırımla karşı karşıyayız. Biz bugün hayvancılık bu anlamda bir tehdit altında. Çünkü hukuk bu anlamda sosyoloji insan merkezli olduğu için yeni kurulacak şehirler de şayet insan merkezli olacaksa bu yine doğanın çok ciddi canını yakacağımız ve hakkına gireceğimiz anlamına gel geliyor. İşte burada serbest düşünen, özgür düşünen, bu anlamda insan merkezliliğin dışına çıkmış ve varlık alemini bir bütün olarak okuyabilen insanların kuracakları STK'ların yapacakları çalışmalar ve çıkartacakları raporlar bu anlamda çok önemli. Sivil toplum dediğim kavramın kendisini tartışmalı bulmakla birlikte, bunu göz ardı etmeksizin söylüyorum, sivil toplumun bu anlamda sahaya söylemesi gereken, sahaya teklif etmesi gereken, sahaya erken elektriklendirmesi gereken durumlar var. Bunu yapabileceklerini düşünüyorum. Çünkü onların bürokrasi devlet kadar ağır değil. Devlet bile deprem zamanı askeri indirip indirmemekte 2 gün 3 gün tereddüt etti. Ama bunlar 5 tane 10 tane gönüllüyü sahaya indirmekte herhangi bir sıkıntıları yok. Böyle olduğu için bu anlamda ben e, sahanın nabzını tutan STK'ların depremden öğrendikleri ve edindikleri dersleri yeni kurulacak şehirlerde e, hayata geçirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mağduriyeti önden okuyup ona göre toplumu hazırlayan asıl sinir uçlarıdır STK'lar. Böyle olması gerekir. Ama STK'lar fon derdine, yardım derdine, hibe derdine düşerse sürekli oradan ne gelir, buradan ne gelir, şunu kazanırız, bunu yaparız, bunu ederiz. Dönünce o iş ne oluyor? Toplumsal mağduriyetler üzerine tepinen bir takım avantajları ve yardımları e, kasasına çekme anlamında bir şeye dönüyor, operasyona dönüyor orası. Ve ne oluyor? O zaman toplumsal fayda amaçken araç oluyor. Amaç toplumsal mağduriyetin üstünden sıçrayarak, onu bir sıçrama tahtası olarak görerek derneğini, STK'sını büyütmeye, işte daha fazla dairelere ulaşmaya, daha fazla yapılara ulaşmaya, daha fazla araç, yani derneğin bir aracı varken önümüzdeki sene işte üç araca çıkartmaya falan dönüyor. Yani hep bir büyüme, mülkleşme, bir kazanç yani alım satımın konusuna dönüyor yani. O yüzden biz bunu bu alım satımın bu neoliberal politikaların tasallutundan da kurtarmak zorundayız. Yani ben STK'ların öncelikle anti kapitalist olmalarını ve neoliberal politikalara karşı da bu anlamda dikkatli ve uyanık olmaları gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde biz kapitalizmin STK'lar üzerinden toplumsal sahaya daha fazla e, otoriter anlamda hakim olmasına e, sebebiyet verir STK kültürü anlamında. Yani içinde bulunduğumuz STK'ların üretmiş olduğu kültürle yüzleşmeli ve hesaplaşmamız lazım. Biz buna hayırseverliğin emperyalizmi diyoruz. Hayırseverliğin emperyalizmi, nasıl ki emperyalizm böyle bütün kollarını her yere atar ve orayı böyle sömürmek ve kontrol altına almak için e, uluslar üstü, kıtalar üstü, kendi bulunduğu yerin çok daha uzaklarındaki insanın hayatlarına kadar böyle gider ve ele geçirir. E, hayırseverliğin emperyalizm de aynı. Bir bakıyoruz, burada kurulmuş işte İstanbul'un bir noktasında kurulmuş STK, daha 3 gün sonra gözünü Afrika'nın bilmem ne köşesine haritada yerini bile gösteremeyecekleri bir yerde kurban keserken buluyoruz, su kuyusu açarken buluyoruz. Kardeşim sen buraya kurban kesmek, su kuyusu açmak için mi gittin? E, oradaki kardeşlerimizin buna ihtiyacı, tamam oradaki kardeşlerimizin ihtiyacı var da, sen Afrika uyanışını ne zaman gündem alacaksın? Mesela Afrikalı senden beyazlardan hep yardım mı alsın? Siyahlar yani senin o beyaz giydiğin işte o yardım yelekli beyaz arkadaşlar kucağına siyah çocuk almış işte hep fotoğraf çektirirken ya yani onların çocukları hep beyazların mutluluk fotoğraflarının şey mi olsun nesnesi mi olsun yani? Peki Afrikalılar ne zaman kendi içinde bulundukları mağduriyetle yüzleşecek ve buradan çıkacaklar? Bu anlamda Afrikalılara bu eğitimler veriliyor mu? Onların kendi öz iradeleri ve direnişleri ve dirilişleri için çalışma yapılıyor mu? O yüzden birçok STK'nın su kuyu saçma, kurban kesme anlamında çalışmaları oradaki yoksullara dokunduğu için zaten biz Allah razı olsun diyoruz. Ama Ali Şerati'nin çok önemli bir uyarısı var. Der ki, Allah rahmet eylesin kendisinden, doktor şöyle söylemişti bize, Ali Şerati okurları bunu bilir o kültüre biraz aşina olanlar. Her ıslah bir hizmettir ama her hizmet bir ıslah değildir. Bazı hizmetler var ki toplum başına beladır. Der ve uyarır öğrencilerini Ali Şerati. Çünkü devrimci bir öğretmendir o. Onun istediği şey zaten bu anlamda palyatif çözümlerle işte geçici pansumanlar falan değildir. Ben de şimdi şöyle düşünüyorum. Muhammed İkbal'in çok önemli bir şeyi var, uyarısı var. Cavit Name'de bir şiirinde geçer. Der ki ne doğuya dön yüzünü ne de batıya. Aklına biraz aşk damlat, aşkına da biraz akıl damlat. Bunu birbirine meczetler. Yani benim gördüğüm bizim akıllılarımızda aşk yok. Aşıklarımızda da sahaya dağılmış o aşık STK'larımızda da akıl yok. Böyle olduğu için herkes tek kanatla uçmaya çalışıyor. Yani bize hizmet, hizmet ehli olmak, halkımız için hizmet, 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 hizmet. Ya böyle bir hizmet psikopatlığı istenmedi bizden. İnsanlara da bu hizmet psikopatlığı ile yaklaşmak zaten onları başka bir aşağılama biçiminin kendisi. Ya biz hizmet için varız, hizmet için sahalardayız. Yani ne geziyorsun sen hizmet için sahalarda? Yani sen hizmet edesin diye mi var bu mağduriyetler? Yani kendine hizmet ediyorum diyerek belki de rol çalıyorsun. Yani hem sahadan rol çalıyorsun ama ontolojik anlamda yücelim duyguları yaşıyorsun. Belki orada kendine başka bir şey inşa ediyorsun. Bizim ama yüzleşmemiz gereken şey ne? Diri diri kız çocuklarının toprağın için gömüldüğünün hesabını soran bir kitabın müntesipleri diri diri enkazlara o insanların niçin gömüldüğünün hesabını sormakla mükelleftir. Ama bunu sormak yerine enkaz kaldırmaya gidiyorlar. Bunu sormak yerine yara sarmaya gidiyorlar. Yara sarma romantizmi var. Peki bu binalar niçin yıkıldı? Bunun sorumluları kimdi? ne, Hı. bu soruları kitlesi olarak sorabiliyor muyuz? 3-5 tane STK veya 3-5 tane toplumda etkili kişi soruyor. Ona da yok bilmem ne terör örgütünün ağzını kullandın, yok dış güçlerin ağzını kullandın diye. Onu ne yapıyorlar? E, etkisizleştiriyorlar. Hatta diyorlar işte ülke bütünlüğüne bölücü sorular soruyor diyorlar mesela. Hali STK'ların tekrar kültürüne dönersek bu kültür bizi evcilleştiriyor. Bu kültür kamyonlarda gençleri mal indirip mal yükleten amelelere çeviriyor. Ama o gençlerden depremi okuyan, depremle alakalı uluslararası eğitimler alan ve depremden önce hazır ve nazır olan ve mazlumların uğrayacağı mağduriyetin hesabını sormaya hazır politik düşünebilen gençler çıkmıyorlar. Çünkü evcilleşmiş yardım derneğinin mallarını sağa sola taşıyan genç oluşturuyorlar yani. O yüzden sağdaki STK'lara diyoruz ki muhafazakarlaştırmayın bu alanı. Bırakın burada yardımcı olmak, dayanışmaya katılmak ve bir şeyler yapmak isteyen insanların temiz akıl sahipleri olarak düşünsünler. Bu çelişkileri okuyabilsinler ve okudukları bu çelişkilerin sonucunda da mağdur tarafının lehine e, geliştirebilen, okuyabilen e, dimalar olsunlar istiyoruz. STK kültürü evcilleştiriyor. Bu anlamda devrimci düşünmenin önünde duruyor. Bir sahada bölgedeki mağdurun kendi iradesiyle birlikte hayatı yeniden kurmak için depremzedenin yanında olmaya çalışan bu vizyona sahip grupları da gördük. o insanın salçasını, yağını birlikte satmaya çalışmak, mağdurun elindeki hayvanı ayakta tutmak, hayvanını satıp başka şehirlere gitmek zorunda kalmaması için onun yanında durup Toprağını birlikte işlemek gibi dertleri olan insanlar da gördük sahada. Çünkü yer çekimi nasıl bir kanunsa kent çekimi diye bir şey de var. Yani yer çekimi nasıl bütün e, cisimleri, bütün her şeyi aşağı çekiyorsa kentler de kırsaldaki, köydeki, e, mezradaki bütün hayatı emiyor, betona çekiyor. Hani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var diyor ya imanlarınızda zulüm karıştırmayın diye. Ben bugün o ayeti yine o kent tarlabaşı dayanışma çalışmalarımızdan edindiğimiz o e, birikimli bir yorumlama anlamında söylüyorum bunu. Artık biz mesela imanlarınıza beton karıştırmayın. Çünkü şefaat ya Resulullah'tan inşaat ya Resulullah'a evrilmiş bir on yılı deneyimledik. Önüne gelen müteahhit oldu. Cemine bir trilyon koyan müteahhit de herkes apartman yapıyordu. Gördük yaptıkları şeyin sonucunu. O yüzden sahanın dayanışmayı anlayanlar ve bilenler için yatay dayanışma ağları kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yatay dayanışma ağlarının da eşitlikçi ilişkileri geliştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer yardımlaşmaların da akut zamanlarda yani acil zamanlarda sahaya çıkmaları, hızlı bir şekilde hareket etmelerinden dolayı kendilerinden zaten Allah razı olsun olması gereken bu zaten. Ama bununla sınırlı kalmamaları, yardımın dayanışma kültürüne doğru evrilmesi gerektiğini ve İçinde yaşadığımız toplumun başına gelen felaketlerin özellikle ilahi bir plana atılıp Allah'a e, topun tacı atılır gibi Allah'a atılıp bu işte yüzyılın sel afeti, yüzyılın deprem afeti dediğin zaman zaten hesap vermeye lüzum biliyor yok. İşte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Bey'in daha geçen günkü açıklaması. Bu selde hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Bu sel felaketinde diyor. Hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Abidiye kavşağını ben mi yaptım derenin üstüne? Bütün Urfa'dan akan suların buluştuğu yer Haşimiye dediğimiz, Balıklı Göl dediğimiz tarih, tarihin dokusunun özellikle hayatta olduğu o çarşıları vurdu. Pazarları vurdu. Ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı bizim zerre kadar sorumluluğumuz yok diyor. Niye yok? Çünkü sel afeti, yüzyıllık afet. Ayda yılda bir vuruyor zaten. Bizimle ne alakası olabilir? gibi yaklaşıyorlar. İşte bu yaklaşımın kendisi ahlaksızlık değilse başka hiçbir şey değildir yani.